Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Bir Cabiri okumalarında tekrar birlikteyiz. Bugün kısmet olursa Cabiri okumaları 12 yapacağız. Bu 12. dersimizde son derece önemli bir konuyu ele alacağız. Aslında oraya gelmiştik. Bir önceki 11 okumalarımızda İkemi Düşünce Okulu'nun bazı müzakere ve mütalaa etmemizi istediği sorular üzerinde de durunca bu 12. derse sarkmış oldu. Cabiri'nin ikinci kitabında kısmet olursa bütün detaylarıyla ele alacağımız İkinci bölümü, ikinci kitabın ikinci bölümü İrfani Epistemoloji. Bu kitabın içinde Arap aklının oluşum tarihi serüvenini ele alırken Cabiri, bu süreçte İrfani geleneğin tarihçesinden söz etti ve birazdan üzerinde duracağım üzere bu tarihçeden hareketle bize çok kaba hatlarıyla İrfani teolojiden söz edecek. Ve bugünkü dersimizin de başlığı İrfani Teoloji. Tahtamızı açalım, oradan devam edelim. Gördüğünüz üzere bugünkü ders başlığımız Hermetik İrfani Teoloji. Aslında bu 9. bölüm olarak ele aldığımız bölümde sadece ağırlıklı olarak 202 ve 228 sayfaları arasındaki bölümün üzerinde durmaya çalışacağım kısmet olursa. Böylece daha sonra tabii bu konunun 13-14 olarak sanıyorum devamını yapmamız gerekecek. Bu okumalarda vuzuha kavuşturmayı arzuladığımız husus, Cabiri merhumun Arap aklının oluşumundaki arka planı, faktörleri bize tanıtmaya çalışıyor ve bu faktörlerden çok önemli bir unsuru hermetik gelenek olarak belirledi ve bunu kitabın bu bölümünün girişinde uzunca tarihçesini vererek, bir önceki derste de ben hem coğrafyadan hem de içeriklerinden söz etmek suretiyle takdim etmeye çalıştığım alanlarda bize kaynaklara atıfta bulunmak suretiyle bilgiler verdi ve hermetik gelenek şudur, şudur dedi. Burada altını çizmemiz gereken son derece önemli bir husus var. Hermetik ve irfani gelenek dediğimiz zaman burada irfani ile kastettiğimiz şeyin gnostizm olduğunu belirleyelim. Gnostik gelenek, aydınlanmacı gelenekten söz ediyoruz. Bu geleneğin, hermetik geleneğin ünlü Fransız şarkıyatçı Föstiger'in çok değerli çalışmaları, bunun inşallah Türkçe'ye kazandırılmasını umut ediyorum. 5 cilt olarak hermetik geleneği ve metinlerini ele alıp yayınladığı bu eserinde yaklaşık olarak 5000 yıllık bir tarihten söz etmek. Yani 5000 yıllık bir beşeri, hermetik ve irfani tecrübeden söz ediyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. Yani hermetik ve irfani teoloji dediğimizde bu neredeyse kökenleri itibariyle, beşeri tarihe mal olması itibariyle insan aklının üretmiş olduğu çok değerli bilgileri ihtiva etmesi nedeniyle felsefi akıldan efendim daha yaşlı olduğunu bile söyleyebiliriz. Tabii böyle bir fasit tartışmaya girmek istemiyorum. Ama köklü bir gelenekten söz ettiğimizi, az sonra içerikten bahsederken de bu köklü geleneğin ne kadar köklü olduğunu ve yaygın olduğunu da inşallah arz etmeye, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Cabiri merhum hermetik ve irfani geleneği ve onların bu konudaki
duruşlarını irrasyonel olarak konumlandırıyor. Böylece bizim bir önceki derste de kısmen ele aldığımız gibi bugün yapacağımız dersimizde Cabiri okumaları 12'de artık bu hususu biraz daha netleştirmeyi deneyeceğim ve izleyenlerimiz açısından konunun zihinlerde net bir tablo haline gelmesini son derece önemsiyorum. Bunu başarmaya muvaffak olmayı umut ediyorum. O zaman biz konuyu müsaadenizle şöyle ele alalım. Cabiri merhumda bu akılların yani epistemolojik olarak konumlandırılmasını bir netleştirelim. Ve bu ayrımı şöyle belirleyelim. Cabiri her ne kadar bize irrasyonel ve rasyonel olmak üzere bir taksimden söz eder, bir ayrımdan söz eder. Bu kimilerinin zannettiği gibi aklın kendisinde zati bir taksimi değil. Ve böyle bir taksim yaptığından hareketle Cabiri'yi eleştirmek haklı değil, isabetli değil, doğru değildir. Altını çizmek istiyorum. Cabiri az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi bunları rasyonel ve irrasyonel diye ayrıştırması aslında birazdan üzerinde duracağım. Akıl dediğimiz cevherin iki farklı üretiminden söz ediyor. İki farklı sonuçlarını karşılaştırıyor. Yani aklın sonuçlarının epistemolojiye dönüşümünün ayrıştırılması ya da karşılaştırılması demek daha doğru olur. Böylece Cabiri irfani epistemolojiden söz ediyor. Yani irrasyonel dediği irfani epistemolojidir. Şimdi ad üstünde epistemoloji dediği bir şeyin akıl olmadığını söylemesi ya da böyle değerlendirdiğini söylemek isabetli olmaz. Burada rasyonel olarak da burhan ve beyanı kastediyorum. Her ikisini de rasyonel olarak kabul eder Cabiri. Dolayısıyla Müslüman kültürün sahip olduğu üç akıldan Cabiri burhan ile beyanı rasyonel olarak konumlandırır. İrfanı da irrasyonel olarak konumlandırır. Ama irrasyoneli irfani epistemoloji olarak konumlandırırken asla bunu bir efendim akli bir zeminde gerçekleşen bir şey olmasını yatsımaz. Birazdan konuşacağız. Bunu yatsımasını söylemek hem doğru değil hem de kabul edilebilir bir şeydi. Cabiri gibi bir filozofun böyle bir şey söylemesi son derece beklenemez bir şeydir. Eserlerinde de zaten bunu söylemiyor. Peki o zaman tam olarak Cabiri ne yapmaya çalışıyor? Bunu bir netleştirelim. Ama önce müsaadenizle bu akıl üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Aklı genel olarak bu konuda Cürcani'nin tarifatına bakmanızı tavsiye ederim özellikle. Ya da El-Kâşif'e bakma, El-Mustalahat'a bakmanızı tavsiye ederim. Burada hem felsefi hem de mütekellimi'nin kavramları hangi anlamlarda kullandığına ilişkin son derece önemli bilgiler verildiğini görürüz. Öncelikle akıl dediğimizde bunun saf, mücerret bir insani yeti olmak bakımından, beşeri ve insani bir yeti olmak bakımından akıldan söz ediyoruz. Bu akıl dediğimiz zaman bu önce böyle bir şey var. Ve bu tarif edilirken de genel olarak bunun maddeden ayrı bir cevher olduğunun altı çizilir tanımlarda. Dolayısıyla bir cevher ve yeti olarak akıldan söz ediyoruz. Böyle bir akıldan söz ettiğimizde
ıstılahlar açısından konuyu ele alan kaynaklarımızda baktığımızda bunun, bu yetinin, cevher olarak bu yetinin aynı zamanda insan benliği, nefs dediğimiz insan kişiliği, karakteri ve zatıyla da ilişkilendirildiğini görüyoruz. Bu nedenle filozoflar genel itibariyle akıl dendiği zaman akıl ve nefs ile ilişkisini kurarak, ki burada nefs aynı zamanda ruha da tekabül eder. Yani şöyle söyleyelim, akıl bir yetidir, nefs bu yetiye sahiptir. Yani ilişkilendirildiği ana kavram nefstir. Bu itibarla nefsin akıl ile olan ilişkisi bağlamında konu ele alındığında birinci derecede üzerinde durulan şey heyulani akıldır. Heyuli akıl. Şöyle yazalım. Heyuli akıl. El aklul heyuli akıldır. Bu akıl tam da işte burada söylediğimiz gibi herhangi bir sureti olmayan, heyula biliyorsunuz felsefede her türlü suretten uzak ama her türlü sureti kabule müheyya olan şeye denir. Ve dolayısıyla akıl burada heyuli durumdadır. Yani herhangi bir şey değildir ama her şey olmaya müsaittir. Ve bu itibariyle heyuli akıl işte pür ve saf akıldır. Bu açıdan baktığımızda insanoğlunun, ki bunu inşallah Taha Abdurrahman eleştirisi 3. konuşmamda onun akla yaklaşımını ele aldığım yerde daha farklı boyutlarıyla ve biraz daha detaylı bir biçimde ele almayı ve sizlere takdim etmeyi düşünüyorum inşallah. Bu açıdan heyuli akıl, saf akıl, Tanrı'nın insana onu insan olması bakımından, insan olmak yönüyle başka varlıklardan ayırt edici en önemli hususiyet olarak lütfettiği şeydir ki işte bu nefs dediğimiz şeyin en önemli efendim aletidir. Birazdan da üzerinde duracağız. Şimdi böyle olunca heyuli akıl saf, mücerret, henüz bir işlevselliği olmayan ama donanımı, kategorileri bulunan, a priori dediğimiz efendim donanıma sahip bir akıldan söz ediyoruz. İkinci olarak bu yetinin faal akıldır. Artık bu akıl başta a priori olmak üzere bedihiyat dediğimiz efendim bilgileri idrak eder. Bu bilgilerin farkına varır. Yani şöyle söyleyelim, heyuli aklın kendisini idrakidir. Yani kendisinin neye yetenekli olduğunu, potansiyelinin ne olduğunu, aklın idraki onun faal akıl olmasını, işlevsel akıl olmasını ama henüz işlemedi. İşlevsel akıl olmasını efendim ifade eder. Bunlar birer aşamadır. Ve filozoflar bunlar üzerinden, tabii felsefe metinleri okuduğumuzda kısmet olursa, daha farklı boyutlarıyla bunların üzerinde durmayı düşünüyorum. Dolayısıyla ikinci aşaması faal akıldır. Yani kendi yeteneğinin ve yetilerinin farkında olan, kendisine fıtrat olarak verilmiş olan donanımın idrakinde olan akıl, faal akıldır. Üçüncüsü el aklul müstefaat, müstefaat akıldır. Adından da anlaşılacağı üzere müstefaat, kendisini bir şeyle temellendiren, bir şeyden yararlanan, istifade eden akıldır ki bu üçüncü akıl, ikinci aklın, yani faal aklın sahip olduğu yetilerini düzenlemeye, bunlardan yeni bilgilere ulaşmaya başlar. Onun için de filozoflar bunu anlatırken rettebel ulumul
رتب العلوم الأولية temel ilkeleri düzenler. Ulumu evveliye biliyorsunuz a priori bedihi mantıki temel ilkelerdir. Bunları düzenler ve edrake en nazariyat. Evet. Ve nazari a posteriori çıkarımsal bilgilere ulaşır. Müstefade akıl. Gördüğünüz gibi burada bir aklın artık kendi içinde verilerini düzenleyen, bunlardan yeni çıktılara ulaşan bir müstefad akıla, ama bu müstefad akıl faal akılla kendisini temellendirdiği, verilerini oradan aldığı için bu üçüncü düzeyde müstefad akıl denir. Ve son olarak dördüncüsü, bu efendim bil fiil akıldır. Akl bil fiil. İşte işlevsel olan akıl budur. Üretken akıl budur. Ve bunlar aynı zamanda efendim aklın madde ile obje ile buluştuğu, temas ettiği alandır dördüncü düzeyde. Artık bil fiildir. Maddeye temas eder, eşyaya temas eder, harici olana temas eder, onları algılamaya çalışır ve onlar üzerinde etkinlikte bulunur. Böylece konuyu istersek irfani epistemoloji açısından, istersek beyani epistemoloji açısından ele alalım. Hangisiyle ele alırsak alalım, her ikisi de bu ortak akıl üzerine temellenir. Yani ne Cabir'in rasyonel dediği ne irrasyonel dediği konumlandırma, bu ifade etmeye çalıştığımız akılla bağlantısı kesilebilecek bir durumdur. Yani şöyle anlaşılmamasını arzu ettiğim için bu hususun üzerine duruyorum. Cabir'i rasyonel derken akıllı kastediyor da irrasyonel deyince burada bir akıl yok mu yani? Elbette var. Fakat buradaki akılla diğer akılın arasında bu akılların işlevsel olmak üzere kullandıkları enstrümanlar, araçlar değişmektedir. Neden hareket ettiği, neyi esas aldığı değişecektir. Dolayısıyla aklın bu dört filozofların çerçevesini çizmeye çalıştıkları adımlardan hareketle Cabir'in rasyonel dediği şey Aristotelesçi bir akıldan söz ediyoruz ki bu akıl mantıki ilkeleri kullanır ve dikkat buyurunuz bu akıl bilgiden hareket eden bir akıldır. Bilgiden bilgi üreten bir akıldır. Ve onun için de Cabiri için bilgi, ilim son derece önemlidir ve bir şeyin rasyonel olması için de bu bilgiden hareket eder. Ve dolayısıyla bu bilgiden hareket ettiğinde Cabir'in rasyonel dediği felsefi mirasımız kitabını affedersiniz. Ele aldığımızda bu konuların üzerinde farklı boyutlarla yeniden duracağız. Böyle bir bilgiden hareket ettiğinde Cabir'i de rasyonel dediği ve taraf olduğu, övdüğü, desteklediği, bugün de ihtiyacımızın olduğunu söylediği bu aklı öne çıkarırken burada akıl bilgiden hareket eder. Bu bilgi A, tümelin bilgisidir. Tümelden hareket eder ve Aristotelesçi gelenekte ve Cabir'in onayladığı ve rasyonel olarak konumlandırdığı bu aklın taakkulu, aklediş biçimi tümelden hareketle bir aklediştir. Diğeri de B, tümevarım yoluyla, yani nazari bilgi dediğimiz bir bilgidir ki tümelin bilgisiyle nazari olan bilginin arasındaki fark derece farkıdır. Bu kat'i bilgiyken bu nazari bilgidir. Yani doğru ve yanlış olmaya açık bilgidir. Böylelikle
Böyle bir akıldan söz ediyoruz ve bu aklın konumlandırılmasında Cabir'in rasyonel dediği şey tam olarak budur. Peki Cabir'in irrasyonel dediği şey nedir? Bunun üzerinde durmamız lazım ki bundan sonraki geçeceğimiz hermetik ve irfani teolojiyi anlayabilmemiz bakımından bu ayrımın dersimizin daha başında, mukaddimesinde netleşmesi gerekir. Şimdi hermetik geleneğin kendi metinlerinden de hareket ederek birazdan o teolojiyi ortaya koyduğumuzda özellikle hermetik gelenekte nefs kavramı ve akıl kavramı üzerinde durduğumuzda daha detaylı bir biçimde inşallah bu hususu ele almaya çalışacağım. Ancak şimdilik şunu söylemeliyim. Hermetik gelenekte de hermetik geleneğe ait metinler iyi okunduğunda bu 5000 yıllık birikimin özellikle Uzak Doğu felsefesinin, bunun içinde tabii Budizmi, Zen Budizmi, özellikle Tizu ailesinin katkılarını, Konfüçyüzmü, Taoizmi, bütün bunları bunların içerisinde görmek mümkündür. Buralara baktığımızda şöyle bir temel hususu irrasyonel ayrımı içinde netleştirmemiz gerekir. Cabir'in irrasyonel olarak konumlandırdığı bu gelenek, hermetik ve irfani gelenekte iki önemli hususun birbirinden net ayrıştırılmasını yapmamız gerekir. Birincisi A, bilgi üretimi dediğimiz ve rasyonel olarak az önce ifade etmeye çalışmış olduğumuz bilgi edinme tavrı Cabir'in irrasyonel olarak konumlandırdığı hermetik gelenekte reddedilir. Çünkü bu gelenekte bilgi, daha doğrusu rasyonel olarak elde edilen bilgi, bilgiye dayalı elde edilen bilgi hakikat değildir. Bu itibarla bu reddedilir. Çünkü irfani gelenekte amaç hakikate erişmektir. Hakikattir. Hakikatse rasyonel olarak elde edilen bilgiyle ulaşılacak bir şey değildir. Dolayısıyla bu A açısından baktığımızda bilgi edinmenin yolu burada çok bambaşkadır. Birazdan çok detaylı olarak konuşacağız. Bambaşkadır. Burada bilgi tam da Platoncu gelenekten hareketle söyleyecek olursak ki tüm Neoplatonik gelenek de bunu zaten çok net olarak altını çizer. O zaten insan bilgiye dayalı efendim dünyaya gelmiştir ve her şey bilgiden ibarettir. Birazdan evreni konuşurken ele alacağız. Burada önemli olan bu hakikatin farkına varmaktır, fark etmektir. İşte irfan geleneğindeki keşif budur. Zaten var olan bilgiyi keşfetmek, açığa çıkarmaktır. Şimdi bununla şu Aristotelesçi bilgi elde edilmesi arasında esaslı bir fark vardır. Biri bilgiden hareketle bilgiye ulaşırsınız ve bu bilgidir. Bunun işte kat'i olanı, nazari olanı vesairesi söz konusudur. İkincisinde ise bilgi meçhul değildir. Zaten vardır. Bizim yapmamız gereken onu fark etmek, keşfetmektir. İşte burada keşfin ne olduğunu az sonra konuşacağız. Keşfetmek üzerine kurulur. Ve bu bir mekteptir, bir tavırdır. Ve bu işin ustaları öğrencilerini de bunun üzerine yetiştirir. Onun için Uzak Doğu'nun tüm manastırları, mabetleri bunun için kurulmuş. Uzakta, gözden uzakta, dağların başında kurulan bu büyük mabetler, oraya intisap eden insanlara bu bilgiye, bu hakikate nasıl erişeceklerinin yolunu gösterir ve öğretirler. İkincisi ise son derece önemli bir husustur bu. Yine hermetik gelenekte ve bizim Müslüman tasavvufta da bunu konuşacağız inşallah.
aklı tüketmektir. Yani irrasyonel olmak, ki Cabiri de Yunan aklından ve antik Yunan'daki o felsefi doğuşun ve aydınlanmanın rasyonel ışıklarının daha sonra mistizme, dine, benzer şeylere yönelmesiyle kendi kendini yemesi ve tüketmesi anlamında söylediği o aklın yetmemeye başlaması ve insanın taleplerini ve insanın hedeflerini gerçekleştirmede aklın aciz kalması. Bir manada şöyle söyleyebiliriz. Cabiri'nin rasyonel olarak tanımladığı bu süreçler son bulduğunda, Wittgenstein'i yine rahmetli analım. Wittgenstein'ın ifadesiyle sınıra gelindiğinde, yine onun ifadesiyle merdiveni devirdiğimizde, şimdi de yine ruhunu şad edeceğimiz bir başka ünlü isim Gazali'ye geldiğimizde, işte artık Gazali bu rasyonel olanla yetinmiyor ve irrasyonel süreci başlatıyor. Demek ki D'de bu aklı tüketmek, Cabiri'nin rasyonel dediği süreçleri tamamlamaktır. Öyleyse Cabiri'nin rasyonel dediği süreçleri tamamlamak ve Cabiri'nin rasyonel olarak konumlandırdığı aklın tüketilmesinden sonra başlayan sürece Cabiri'nin irrasyonel demesini akıl dışılık olarak çeviremeyiz. Böyle bir çeviri yanlıştır. Böyle anlayamayız. Cabiri de her ne kadar karşı olduğu için biraz onu akıl dışılığa mahkum eder bir tavrı varsa da, ki ben ona bu noktada katılmadığımı söyledim. Muhtemelen epeyce tekrar söyleyeceğim. Beni hoş görün lütfen. Aslında burada vurgulamamız gereken şey, irrasyonel olarak Cabiri'nin konumlandırdığı bu tavır, irfani tavır, akıl dışılık değil, akıl aşkınlığıdır. Böyle söylemek zorundayız. Yani şöyle söyleyelim, irfani gelenek akıl dışı değil, hatta değil yazalım, akıl dışı değil, aklı aşkınlıktır. Şöyle bir şey söylenebilir. Yani akıl dışıyla akıl aşkınlığı arasında ne var ki falan gibi tartışmalara girmek istemiyorum. Belki tartışılabilir bir alandır. Ama burada aşkınlığını belirtmemiz gerekir. Şimdi iki türden dolayı aşkınlığını söylememiz gerekiyor. Bunları hemen şurada farklı bir renkle belirtelim müsaadenizle. İki nedenden dolayı aşkın olmayı söylememiz gerekiyor. Rasyonel alanı böyle bir daire olarak çizdiğimizde, bu dairenin çizgisi sınırdır, burası rasyoneldir. Her halükarda irrasyonel olan, bu dairenin dışını irrasyonel olarak Cabiri konumlandırdığına göre, irrasyonel olan bu dairenin dışıdır. Bu daireyi aşkındır. Dairenin dışı, dairenin çemberini aşkındır. Yani onu çevreler. Onun içinde değil, içkin değil. Aşkındır. Dolayısıyla bu aşkınlığı hangi anlam yüklersek yükleyelim, aşkındır. Bu anlamda irrasyonel olarak konumlandırılan bu husus beş bin yıllık eski geleneğini, Müslüman geleneğin muazzam katkıları suretiyle Müslümanlaştırılmış hermetik geleneğin tasavvuf haline dönüştürülmüş, İslam tasavvufuna dönüştürülmüş biçimini de dikkate aldığımızda, onun hiç de göz ardı edilmeyecek bir akli aktiviteye ve bir önemli bir tecrübeye tekabül ettiğini söylememiz gerekir. Böylece bu iki ayrım üzerinden konuştuğumuzda, değerli izleyenler, şunu net olarak ifade etmek istiyorum ki
Cabiri her ne kadar bunu irrasyonel olarak konumlandırmış olsa da irrasyonel dediği şeyin de aslında bir akıl olduğunu söylememiz gerekiyor. Ama farklı ölçütleri kullanan bir akıl. Şimdi biraz da bunu konuşalım. Bunu konuşabilmemiz açısından müsaadenizle o her zaman yapmış olduğumuz şekilde bir çizgi çizelim ve bu çizgi üzerinden biraz konuşalım. Şöyle bir çizgiyi geçen de çizmiştik biliyorsunuz. Böyle bir çizgi çizelim. Bu çizgimiz bizim sınır çizgimiz. Sınır. Bu altı rasyonel, üstü irrasyonel olan Cabir'in konumlandırmasıyla bir konumlandırma ifade ediyor. Böyle bir durumda rasyonel dediğimizde bu bilgiye dayalı, bilgi üretimine dayalı, Arapçasıyla ilim, alime sözcüğünü kullanarak ifade ettiğimiz bir alana tekabül ediyor. Burada bilgi işte ifade etmeye çalıştığım gibi Aristotelesçi gelenekte, felsefi geleneğimizde, kelami geleneğimizde malum olduğu üzere nasıl üretildiği, ne olduğu hususu malum biliniyor. Peki irrasyonele geçtiğimizde durum değişiyor. İrrasyonele geçer geçmez burada işte hermetik gelenek eski adıyla bizim kendi geleneğimizde tasavvuf geleneği ki bir sonraki dersimizde bu hususların üzerinde daha detaylı olarak duracağız. Bir alana geçiyoruz. İşte bu alana geçtiğimizde bu alanda bilgi edinmenin sözcüğü Arapçada da alime değil arafedir. Ve irfan da buradan diyen bir sözcüktür. Evet. Demek ki bilginin elde ediliş biçimi değişti. İrfan oldu. Alime Zeydun ile kastettiğimiz şeyle Arafe Zeydun aynı şey değildir. Alime bir şeyi bilmektir, bilmenin enstrümanlarıyla gerçekleşir. Arafe bir şeyi tanımaktır, fark etmektir, farkına varmaktır. Bu bazen bilgiyle gerçekleşir. İşte bu sınıra kadar olanı bilgiyle gerçekleşir. Bundan sonrası fark etmek insanı insan yapan tüm yetileriyle gerçekleşir. Onun için tasavvuf geleneğimizde kalp dendiğinde bu kalp sadece maddi manada bilgi üreten aklın karşısında manevi manaya gelen kalp anlamında değildir. Onu da kapsayan, onu da içine alan daha üst düzey bir farkındalığı ifade eder ki bu farkındalık açısından sınırın altındaki hususta son derece önemlidir. Onun için irfan sahibi bir kimse ilim sahibi bir kimseye nispetle alim bilir, arif hem bilir hem fark eder. Ya onun için burada ariftir. Az sonra teolojiyi konuşurken de örnekleri inşallah vereceğim. Şimdiden ruhunu şad etmek istiyorum. Büyük ustam makam cennet olsun Neşet Ertaş. Türkülerinde bu arifi, irfanı o kadar çok kullanır ki. Arif olan bunu bilir diyor. Bakın.
derunundan gevher alır. Türkü, tarife ne hacet, hak meydanda, hak meydanda. Bakın, tarif rasyonel bilgi alanında haktır. Tarif, bir şeyi bilmenin yolu. Tarife ne hacet, hak meydanda, hak meydanda. Kalp gözüyle gördüysen, bakın, şayet bu sırra erdiysen der. Onun için irfani gelenekte bir görmeden, kalp gözünden, idrak etmeden, farkına varmaktan, fark etmekten söz edilir. Bu önemli bir şeydir. Tabii bunların İnşallah çok detaylarını ve sorunlarını ve problemlerini ikinci kitabın ikinci bölümüne bırakmak zorundayız. Orada bu hususta konuşmadık bir şey bırakmamaya çalışarak inşallah tüm detaylarıyla konuyu ele alacağım. Eleştirilerimizle, taraf olduğumuz yönleriyle konuyu netleştirmeye çalışacağım. Şimdi buraya kadar arz etmeye çalıştığım husus, bundan sonra ele alacağım konuyu anlamamızı kolaylaştırması bakımından, daha rahat anlamamızı sağlaması bakımından bir mukaddime, bir giriş idi. Uzattığım için beni hoş görmüş olmanızı umut ediyorum. Tam da bu kırmızı çizginin altında şimdi burada asıl konumuzu tekrar başlığını yazarak el almaya inşallah çalışalım. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, konumuz şu. Hermetik teoloji. Hermetik. İrfani teoloji. Hermetik irfani teolojinin ne olduğunu belirlemeden Cabir'in neden bunları irrasyonel olarak konumlandırdığını sağlıklı bir biçimde anlamak ve ele almak zordur. Bu arada şunu da söyleyeyim. İkinci kitapta da göreceğiz. Cabir-i Merhum'un eserinde bu konuları ele alışını ve anlatışını okuduğumuzda her ne kadar bu irrasyonele karşı olsa da bunu çok tasvip etmese de olabildiğince tasviri bir dille neyse o onları anlatmaya, yeterince bilgi vermeye ve onun ne olduğunu ortaya koymaya çalıştığını görürüz ki bu da Cabir'in bir bilim insanı ve bir akademisyen olarak objektifliğini gösterir diye umut ediyorum. Peki hermetik teoloji dediğimizde biz bunları hangi başlıklar altından ele alacağız da ve bir teoloji olarak hermetik geleneğin ne söylediğini göreceğiz. Burada son derece önemli başlıklarımız var. Bu birinci başlıkta yer alan yüce ilah kavramı ve inanışları. En önemli kavramları budur. Bunu da birazdan üzerinde inşallah duracağız. İkinci önemli kavramları yaratıcı ilah, fail ilah. Hermetik geleneğin bu manada ilah algısında bir dualizmin olduğunu söylemeliyiz. Az sonra konuların üzerinde dururken de bunun ne anlama geldiğinden söz etmeye çalışacağım. Hermetik teolojiyi ele aldığımızda hiç kuşkusuz ki üçüncü noktada önümüze çıkan, üzerinde uzun uzun durmamız gereken son derece hayati bir kavram da nefs kavramıdır. Nefs kavramı deyince buradan hemen şuraya müsaadenizle not etmek istiyorum. İnsanın hakikati demektir. Yani hermetik gelenekte insan tasavvuru diyebiliriz. İnsan nedir yani? İnsana nasıl bakıyor hermetik gelenek ve onu nereye konumlandırıyor? Bunu görmemiz gerekiyor ve bunun üzerinde duracağız. Bir de hermetik geleneğin son derece önemli dördüncü hususu da içinde bulunduğumuz alemin varlığı
Bunun mahiyeti, alem, varlık ve bunun monist olan karakteri ki alemde birlik olarak Cabir'in ifade ettiği böyle bir söz konusu. Yani alem tasavvuru. Bir alem tasavvurları var ve bu alem tasavvuru monist bir karakter ifade eder ve alemde bir birlik söz konusu. Birazdan bu konularla tam olarak ne dediklerini ya da efendim hermetik teoloji dediğimizde hermetik teolojide varlık alem nereye tekabül ediyor hususunu netleştirmemiz bakımından bunlar son derece önem arz edecektir. Peki madem ki biz hermetik teolojiden irfani gelenekteki teolojiden söz ediyoruz. Öyleyse her birinden başlayarak birinci madde itibariyle özelliklerini netleştirelim, belirleyelim ve bunlardan ne anlamamız gerektiği hususunu inşallah konuşalım. Hermetik geleneğin teolojisinin dinler geleneğinin teolojisinden üç büyüklü İbrahimi dinler de buna dahil olmak üzere özellikle de İslam kelamının ve efendim inancının belki de kabullenmekte en çok zorlanacağı alan yüce ilah kavramıdır. Çünkü bu yüce ilah hermetik gelenekte vasfedilemez ilahtır. Bu özelliğe özellikle dikkatinizi istirham ediyorum efendim. Çünkü hermetik teolojide yüce ilahın ne anlama geldiğini tam kavramadan diğer 2, 3 ve 4. maddeleri anlayamayız. Bu itibarla Cabir'i çok yerinde olarak bize bu konuyu sağlıklı bir biçimde anlamamızı sağlaması için der ki vasfedilemez ilah, yüce ilah algıları temel felsefesi değillemedir. Yani tam da Kur'an'ın ifade ettiği şekilde ayeti yazalım. Leyse kemislihi şeyun. Bakın. Tam da bu ayete tekabül edecek biçimde Tanrı'nın tenzihi bağlamında yüce ilah münezzeh ilah demektir. Münezzeh. Ama bizim kelamdaki gibi münezzeh algısı, takdis algısı böyle değil. Bu mutlak manada ve tam anlamda bir tenzihtir. Ve bunun içinde yüce ilah dendiğinde hermetik gelenekte şöyle anlamamız gerekir. Bir, isim verilemez. Yüce ilaha ad konulamaz. Çünkü ad konulmak onu belirlemektir. Onun için isim vermek müsemmayı gerektirir. Oysa yüce ilah müsemma olmaktan münezzehtir. Değilleme bakın. Bu itibarla ona isim verilemez. Eğer ona biz tabir yerindeyse bir isim vereceksek isim verilemeyendir. Yani ona sesleneceksek ey isim verilemeyen. İki, sıfat atfedilemez. O alimdir, kadirdir, görürdür, şudur, budur vesaire denilemez. Ayetten burada ayrılıyor işte hermetik gelenek. Leyse kemislihi şeyun. وَهُوَ السَّمِيُ الْبَصِيرُ O Sami ve Basir'dir. İbn Arabi diyor ya, tenzihiyle, takdisiyle, teşbihini birlikte ayet veriyor diye. İşte bu itibarla vasfedilemezdir. Vasfedilemezdir. Üç, akıl ile bilinemez. Akıl ile bilinemez. Yani taakkul edilemez. Akıl neyi tasavvur ederse etsin, neyi düşünürse düşünsün, Allah aklın tasavvur ettiğinden yüce ilahı kastediyorum, hermetik gelenekteki yüce ilah, ondan başkadır.
Bizim gelenekte de buna benzer şeyler çok söylenir. Kullu ma hatara bi balik vallahu vera'e zalik diye bizim sufi gelenekte çok meşhurdur bu söz. Aklına her ne gelirse gelsin, bil ki Allah ondan öte bir şeydir. Ondan münezzehtir. Aklına gelen her şeyden, tasavvur edebileceğin her şeyden Tanrı münezzehtir. Onun için az sonra konuşacağız. Önümüzdeki 13. derste çok daha fazla konuşacağız. Bizim tasavvuf geleneğimizdeki ifadelerin, içeriklerinin hemen hemen %100'e yakını hermetik kaynaktan, hermetik havuzdan beslenir. Bunu mübalağasız olarak söylüyorum. Üzerinde de duracağız. Akıl ile bilinemez. Bir madde daha yazalım. Çok var ama inşallah detaylarını ve özellikle hermetik metinlerden hareket ederek bunları ele almayı ikinci kitabın ikinci bölümüne bırakalım. Duyular ile hissedilemez. Yani o duyulamaz, o görülemez, o dokunulamaz. Allah, yani bu yüce ilah asla görülemez. İnsanoğlu asla onu göremeyecektir. Asla onu duyamayacaktır. Asla böyle bir şey yok. Yüce ilah yüce ilahtır. Bu itibarla hermetik geleneğin bu manada kabul ettiği yüce ilah hiçbir vahiy dilinde ya da hiçbir dinin teolojisinde, ister bu Yahudi teolojisi, ister Hristiyan, ister İslam teolojisi kelamı olsun fark etmez. Hiçbirisinde böyle bir anlayış söz konusu değildir. Bu manada hermetik irfani geleneğin yüce ilah tasavvuru son derece önem arz eder, kendine özgüdür. Kısmet olur, sağlık afiyetle o dersleri yapmaya muvaffak olursak, irfanı bütün detaylarıyla ele aldığımızda bu hususun ne kadar önemli bir husus olduğunu da ayrıca göreceğiz. Peki neden böyle bir yüce ilah ve yaratıcı ilah ayrımına, dualist bir ilah algısına gitmiş hermetik gelenek? Bunu da çok kısaca söylemeden burayı bitirmemiz isabetli olmaz. Şöyle söylememe izin verin lütfen. Yüce ilah inancı hermetik gelenekte o kadar önemlidir ki yüce ilah Platon'un o pür iyi iddiasına da hatırlayacak olursak pür iyi saf kemaldir. Mükemmelliktir. Öyleyse şimdi şuraya lütfen tekrar çıkmama izin veriniz. Hermetik arifler, filozoflar derler ki isim, sıfat, akıl, duyu, bunların hepsi aşağıya, çizginin altına aittir. Bunlarla yüce ilah buraya aittir. Yüce ilah. Şuraya yazalım. Yüce ilahı ne yapamayız? Tavsif edemeyiz. Yüce ilah çizginin üstüdür. Onun için ne yaparsak yapalım, biz çizginin altına indirdiğimizde onu pür iyi olmaktan ve kemal sahibi olmaktan çıkarırız. Çünkü çizginin altı kusurludur. Şimdi buraya onu da yazalım. Bu çizginin altı evrenle ilişkilendirerek bunu söyleyeceğiz. Varlık evren kusurludur. Ve bu evren sadece iyiden ibaret değil, kötü de var bu evrende. Öyleyse hermetik gelenekte yüce ilah tasavvurunda
kötüyle ilişkilendirilen bir yüce ilah olamaz. Kötülüğe izin veremez. Onun için de hermetizmde yüce ilah mevcut evrenle hiç ilgisi olmayan ilahtır. Belki de bizim gelenekte bu konuda, yani irrasyonel konumlandırılmasında bir önceki derste söylediğimiz Cabir-i Merhum'un neden bu akla el-atıl, akıl dediği Tanrı'yı bu evrenden dışladığı için el-müstakil, el-aklul-müstakil dediğinde hatırlayabiliriz, hatırlamamız gerekebilir. Bu itibarla yüce ilah dendiğinde bu yüce ilah konusundaki bu tavrın tam anlamıyla çok farklı bir şeye tekabül ettiğini söylememiz gerekir. Buradan ikinci olarak buraya yaratıcı ilaha, fail ilaha gelince işte bu evreni yaratan budur. Evreni yaratan ilah. Ya da diğer bir adıyla evreni yaratan akıl. İşte akıl burada devreye girer. Hermetik gelenekte akıl maddidir ve evrenin içindedir. Bakın, birazdan evrenle ilişkilendireceğiz. Onun için hermetik gelenekte akıl sınırın üstüyle ilgili rehber olamaz. Çünkü sınırın altına, çizginin altına aittir. Çizgiyi bir daha hatırlayalım lütfen. Onun için hermetik gelenekte akıl buradadır. Buraya aittir, çizginin altına. Üstüne değil. Bu itibarla da bu gelenekte yaratıcı ilah akıldır. Bizim daha sonra felsefede işte göreceğimiz ukulü aşare dediğimiz varlığı katmanlara ayırarak aklı kendi arasında 10 akla ayırmak suretiyle yapılan şeylerin hepsi de aslında hermetik geleneğe dayanır ve hermetik gelenekte varlık akıldır. Birazdan da söyleyeceğiz, üzerinde duracağız. Her şey akıldan ibarettir. Akıldır. Bu itibarla bu akıl aynı zamanda kusurlu da bir şeydir. Yani evreni yaratan akıl, evrendeki kusurların da kaynağıdır. İşte bu yüzden sınırın ötesine arif olmaya geçtiğimizde bu kusurlu olan akıldan kurtulmamız gerekiyor ki kusursuz olana intikal edebilir. Kusurlu bir şeydir akıl. Bu anlamda evrendeki bütün kusurlar akıldan kaynaklanmaktadır ve akıldır. Bizim mesela sizi çok yorduğum için az Neşet Usta'mın ruhunu şad ederek ondan hareketle bazı türkü sözlerini sizinle paylaşmama izin verin lütfen. Hem de biraz dinlenelim. Ha, bu arada bu konu yaratıcı ilah, akıl, hermetik gelenekteki bu hususlarla ilgili şuraya yazıyorum. Profesör Doktor değerli üstadım Ömer Özsoy, kulakları çınlasın. Onun Ignaz Goldziher'den tercüme etti. Yeni Eflatunculuk, Gnostik gelenekte akıl, hadislerde yeni Eflatuncu unsurlar, Gnostik unsurlar adlı makalesini İSAM veri tabanından indirebilirsiniz. Okumanızı tavsiye ederim. Bu konuda merhum bizim Neşet Usta'mızın seslendirdiği ama geleneği itibariyle binlerce yıl geriye giden hermetik ve irfani geleneğin Orta Asya'daki o birikiminden beslenen, benim merhumun vefat ettiği 2012 yılından sonra yapılan ilk Neşet Ertaş'ı anma sempozyumunda Kırşehir'de sunduğum aptal geleneğine ait türkülerin beslendiği manevi kaynaklar olarak tebliğimde bu hususu ele aldım ve türkülerimizin arka planındaki hermetik unsurları belirlemeye çalıştım. Mesela en önemli unsurlardan bir tanesi bizim gelenekte çok çok önemlidir. Türkü geleneğimizde bu hermetik vurgular. Aptal geleneğinin tüm türkülerinde bunu görmeniz mümkündür. Yüce ilah, yaratıcı ilahı ayırt ederken kullandıkları son derece önemli bir ifade vardır. Bunu ayırt ederler. Felek adını verirler. Kaderi de belirleyen işte bu felektir. Felek.
Tüm türkülerini dinleyin Neşet Usta'nın. Felek. İsyan feleğedir. Hiç Tanrı'ya, Yüce İlah'a değildir. Çünkü Yüce İlah'ın felekle bir şeyi yoktur. Feleğe sadece işte bunları yapsın diye izin verdi ya da ne hikmeti varsa bilmiyoruz. Böyle bir şey var. O yüce ayrıdır. Mesela eşiyle ilgili ayrılmasından kaynaklı babasıyla bir merhum, ikisinde makamları cennet olsun, atışmaları vardı. Değil mi? Türkiye'de çok güzeldir. Babası kızıyor, ben sana alma bu hanımla, evlenme, aslı bozuktur dedim diye diyor. Ve bu aslı bozuk sözü ustamızın çok zoruna gitmiş ve onun için ne güzel söylüyor bakın. Türküdeki hermetik felsefeye lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Yazımızı felek yazdı, Mevla'dan değil. Bakın. Bunu yazmama izin verir misiniz? Kayıtlara geçsin efendim. Neşet ustamızın adını da yazayım derslerimde. Ben sınıfta da yazıyorum tabii ya, Neşet ustam. Evet. Ne kadar güzel söylüyor. Diyor ki, yazımızı kader, felek yazdı. Mevla'dan değil. Mevla bu. Mevla yazmaz. Mevla böyle bir şey yazar mı diyor. O yazmaz. Felek yazdı. Felek bizimle uğraşan. Akıl, felek. Evren, felek. Burçlar konuşacağız. Alem tasavvuruna geldiğimizde. Değil mi? Felek yazdı. Yazımızı felek yazdı Mevla'dan değil. Her hata, suç, günah benden, Leyla'dan değil. Bakın. Hata, kusur, benden. Baba, niye Leyla'dan ayırıyorsun? Leyla'dan değil. Leyla'da bir şey yok. Bende. Aslı bozuk diyeceksen bana söyle. Leyla'ya söyleme. Hata, kusur, bende. Senin dediklerin, adost, evladan değil. Senin dediklerin, baba, senin dediklerin, akılla konuşuyorsun. Evla olan değil. Ya bakın, yüce bir şey demiyorsun. Aslı bozuk deme gel şu insana. Aşkı kimden aldın, sevgiyi kimden? Soruyor. Şimdi onun için bütün bu türkülerimizi dinlediğimizde, bütün bu ifadelere baktığımızda böyle bir vurgunun ve bir ayrımın yapıldığını görürüz. Onun için hermetik gelenek dediğimizde, hermetik teoloji dediğimizde, bunu şu renkte yazmama izin verin lütfen. Not diye yazacağım. Yüce İlah'ın, Yüce İlah'ın kötü olandan tenzihi, yaratıcı ilahı doğurmuştur. Evet. Yaratıcı ilahı doğurdu. Yani bir yaratıcı ilah düşüncesinin zuhurunun arka planında bu yüce ilahı tenzih söz konusudur. Kusuru ve kötülükleri ona isnat etmemek için bir yaratıcı ilah tasavvur edilmiştir ve bu yaratıcı ilah akıldır. Akıldır. Şimdi bu yaratıcı ilah akıl olarak ve aklın kusurlarıyla birlikte oluşturduğu bu evrende, yaratıcı ilahta efendim, bu dualist yaklaşımda hermetik geleneğe diyor Cabiri, Föstiger'in tespitiyle daha birinci miladi asırda pesimist ve optimist olmak üzere hermetik gelenekte iki önemli akımın ortaya çıktığından söz ediyor. Ve bu akımların da karşılıklı olarak bu yaratıcı ilahın var etmiş olduğu evrende neyin asıl, neyin tali durumda olduğunu belirlemeye yönelik olduğundan bahsediyor. Böylece hermetik gelenekteki bu yaratıcı ilaha bağlı ele aldığımız bu hususları şöyle netleştirecek olursak, A, pesimistik, pesimist, B, optimist yaklaşımdan hareket ederek baktığımızda
Burada işte hermetik tasavvufi ve mistik gelenekte insanın nefsi ve evreni konuşurken üzerinde duracağım, yönelmelerini gerektiren şeyin optimist bir durum olduğunu, yani iyiye yönelmelerinin ve efendim güzel olana yönelmelerinin gerektiğini görüyoruz. Onun için de tüm hermetik gelenekteki temel tavır evrenin kendi bir doğu kavramıyla söyleyeceğim, doğu mistik kavramıyla söyleyeceğim, karması içinde, evrenin kendi karması içerisinde ya da matriksi içerisinde kendimizi bu karmadaki iyilerle buluşturarak şekillendirmek ve oluşturmak. Evrenin iyilerden, iyiden oluşan yönüyle bütünleşmek ve birleşmek, ayrışmak. Ve hermetik gelenekte cennet ve cehennem böyle ayrışacaktır. Evrenin iyilerinin kötülerden ayrışmasıyla iyilerin cennet, kötülerin cehennem olarak ayrışacağını da ifade eden metinler görmekteyiz. Şimdi böyle olduğunda evrendeki bu temel iyi kötü edersiniz, ayrıştırmasına da bağlı olarak hermetik gelenek teodise problemini de böyle çözer. Evrendeki kötülük yüce ilahla bir alakası yok. Feleğin işidir. Felek de zaten böyle bir akıldır. Ve akıl doğası gereği bu iki birbirinden farklı ve zıt şeyi gerçekleştirmek üzere bu evreni var etmiştir der. Şimdi tam da buradan hareketle yaratıcı ilahtan müsaadenizle evrene geçeceğim. En son nefis üzerinde durmak istiyorum. Madem ki yaratıcı ilah evreni akıl olarak yaratmıştır, öyleyse bu monist olan evrendeki birlik, bakın ne kadar tanıdık gelecek cümleler yazacağım şimdi size. Bizim kültürümüze bu cümleler ne kadar tanıdık gelecek. Tasavvufta, efendim, risalelerde, kelam kitaplarında ya da başka şeylerde ne kadar tanıdık gelecek bu ifadeler. Geleneğimizdeki tasavvuf metinlerini okuyun, İhvan-ı Safa'nın risalelerini okuyun, kelam kaynaklarımıza ait talih kitapları okuyun, ne kadar tanıdık gelecektir. Her şey bir şey, bir şey her şeydir. Evet. Yaratıcıyla evreni var ederken aslında onu bir şeyden her şey yapmıştır. Dolayısıyla her şey bir şey, bir şey her şeydir. İşte tam da buna bağlı olarak kimya ve simya dediğimiz o çok gizemli olan hermetik gelenekteki tüm unsurlar, işte Cabir'in kızarak söylediği ve modern çağdaş Arap düşünürlere de bu anlamda kızdı. Rasyoneldir, akılcıdır. Erken dönem akılcıların içerisinde saydıkları Ebu Bekir Razi'nin, Zekeriya Errazi'nin, efendim, neresi rasyonel bu adamın? Tıbbı ruhaniyi bir okuduğunuz zaman orada hangi akıldan söz ediyorsunuz? Nasıl bir akıl var? Hermetik geleneğin tam da dibine düşmüş, dibine batmış, irrasyonelin zirvesine vurmuş bu adama nasıl rasyonel dersiniz falan diye son derece kızgın cümlelerle ifade etti bu gelenekte. Tam da bunu söylüyorlar. Onun için faal aklın yarattığı bu maddi alemde tüm hermetik metinleri incelediğimizde gözümüzden kaçmayan çok temel unsur şudur. Bir şeyden her şey var olduğu için bu nedenle her şeyde o şeyi oluşturan her şeyin asli unsurları vardır. Biraz daha bu ifademi netleştireyim tam ne demek istiyorum. Mesela A, B, C, D en sayıda şeylerimiz var. Varlığın kesreti, kesret. Varlıktaki kesret. Şimdi hermetik gelenekte bu kesret aslında bir vahdetten, bir birlikten, tekten çıkmaktadır. Onun için bu her ne kadar A olsa da B'nin de karakterini taşır. Bu her ne kadar B olsa da C'nin karakterini taşır. Bu her ne kadar D olsa da C'nin, B'nin ve A'nın karakterini taşır vesaire. Öyleyse derler, öyleyse
İstersek biz altını kömür, kömürü de altın yapabiliriz. Yeter ki yapmasını bilelim. Çünkü kömürde altın olma özelliği, altında kömüre dönüşme özelliği her zaman vardır derler. Onun için evrenin bu monist karakteri, birliğine o kadar hermetik gelenek vurgu yapar ki, bu vurgusu nedeniyle simya ilminde bu gizemli dönüştürücülük meselesi olabildiğince fazla kaynaklarda, kitaplarda, ki ben İslam dönemini kastediyorum, bizim gelenekte bu alanda eserler yazılmıştır. Tam da burada evrenden bahsetmişken buna bir diyelim. Her şey bir şeydir, bir şey her şeydir. Çok önemli bir husustur. Her şey fail ilahı gösterecek şekilde yaratılmıştır, göstermektedir. Onun için bizim kelam geleneğimizdeki şahitten gaibe gitmek tam budur işte. Fail ilahtır. Hermetik gelenekteki fail ilahı tekavül eder. Yani bizim kelam geleneğindeki yaratılış delilleri, hudus delili, gaye, hikmetlilik delili efendim gibi delilleri, ontolojik vesaire delilleri ele alın, tamamen hermetik gelenekte fail ilahla ilgili. Bu itibarla fail ilahın her şeyde kendisini bize göstermek istemesi, her şeyi kendisini göstermesi için var etmiş olması, dikkat buyurunuz, birazdan nefsi ele alırken üzerinde duracağım, tam da hermetik gelenekteki işte irfan burada devreye girer. Fail ilah her şeyde kendisini gösterdiği için bu bilinmez. Bunu bilgiyle buna ulaşamazsınız. Bu fark edilir, buna irfanla ulaşırsınız. Yani arif her şeyde onu görür, fail ilahı görür. Fail ilahı görür. Bu nedenle de fail ilah 3, insana her şey olarak görünebilir. Bizim bazı hadis kaynaklarımızda, tasavvufi metinlerde çok sık gördüğümüz bazı ifadeleri, her ne kadar mecazidir bunlar diye yorumlanmış olsa da, hermetik gelenekte bunlar doğru olarak görülür. Hermetik felsefede böyledir. Mesela örneğin, ben hasta oldum, bana bakmadın, fakir oldum, açtım, doyurmadın gibi rivayetlere bakalım. Bunlar gerçektir. Fail ilah, o Hızır meselesi var ya, ne olarak Hızır karşımıza çıkar? Fail ilahtır. Bakın, karşımıza ne olarak çıkacağını bilemeyiz. Onun için de hermetik gelenekteki sufiler her şeye Tanrı, yani fail ilah olarak bakarlar. Çünkü fail ilah kendilerini öyle gösterir. Onun için şöyle bir cümleyle özetlememe izin verirseniz, dördüncü madde olarak yazmak istiyorum. Hermetik gelenekte evren dediğimizde, evren bütünüyle fail ilahtan ibarettir. Bütünüyle fail ilahtır. Bütünüyle fail ilahtır. Dolayısıyla evren bütünüyle akıldır. Bütünüyle akıldır. Daha tanıdık gelsin diye söylüyorum. Ve bunu İbn Arabi üzerinde nasıl İslamlaştırıldığını, Hallacı Mansur'dan birazdan konuşacağız, nasıl İslamlaştırıldığını da görmemiz gerekir. Hermetik gelenek İslamlaştırılmıştır bizim tasavvuf geleneğimizle. Çok önemlidir. Tüm hermetik metinle de bakın, kaç bin yıllık geleneği var onun. La mevcude illahu. Bunu ilk söyleyen İbn Arabi değil. İbn Arabi bunu İslamlaştırmıştır. La mevcude illahu. Bu hu da oradan geliyor. Hu. Niye hu? Bakın. Şu çizgiye bir daha gelelim. Yüce ilah hu'dur. Gaiptir. Bilinemezdir. Burada olsa ente diye işaret edilen şeydir. Entedir. Karşımızdadır. Buradadır. Onun için fail ilah da, fail ilah da la mevcude illahudur. Ondan başka varlık yoktur. Varlık bütünüyle odur. Öyleyse birazdan nefis meselesinde konuşacağımız gibi hedef ne olmalıdır? La mevcude illahu diyeceğimiz yere gelmektir. Yani fena makamına, fani olmak, fena olmak makamına gelmektir.
inşallah ikinci kitabın ikinci bölümünde bunları detaylarıyla konuşacağız. Da keyifli de bir alandır bu. Cezbedici de bir alandır gerçekten. İnşallah bunların üzerinde duracağız. Peki, yeterince uzattığımı biliyorum. Beni hoş geldin lütfen efendim. Nefis konusuna gelelim. İnsan nedir? İnsan kimdir o zaman? İnsan kimdir? Biraz daha farklı bir renk bulabilir miyim acaba? Evet, şunla yazalım. Değişik bir renkte olsun ki dikkatinizi çeksin. İnsan kendisinde yüce ilah ile ilgisini kurabileceği bir özün bulunduğu, öz bulunan, buna nefs diyoruz. Yaratıcı ilah ile de irtibatını sağlamak üzere akıl sahibi bulunan bir varlıktır. İki yönlü. Onun için hermetik gelenekte ve tasavvuf geleneğimizde akıl maddi olana tekabül eder. Maddidir. Burada yüce ilah özümüz bu kalptir. Kalp denilen şeyin hem terminoloji olarak epistemolojik anlamda hem de manevi olarak böyle bir kavram haline gelmesinin sebebi yukarıdaki rasyonel irrasyonel ayrımında gördüğümüz gibi iki ayrı bilgilenme alanını netleştirmek açısındandır. Onun için kalp keşfi esas alır. Kalpte asıl olan keşfetmek, açmaktır. Açmak ne? Örtülü olanın altını görmektir. Perdenin arkasını görmektir. Bir perde varsa öbür tarafı da olması gerektiğini düşünmektir ve oradan hareket etmektir. Akılsa söylediğimiz gibi o maddi olana, onun bilgisine erişmeye çalışır. Böylece hermetik gelenekte kalp üzerinden ve onun keşfi üzerinden bahsettiğimizde bu çerçeve bizi insana şöyle bir konum biçer. Der ki insan yüce ilaha ait bir özü taşıdığı halde yaratıcı ilah onu akıl ile buluşturarak onun dünyaya düşüşünü sağlamıştır. Yüce ilaha ait özün yaratıcı ilah tarafından akılla buluşturulması bir düşüşe sebebiyet vermiştir. Hubuttur. Bu da dünyaya düşüştür. Öyleyse hermetik gelenekte insanın akılla buluşması ilahi özün düşüşüne neden olmuştur. Dünyaya düşünce şu kalp bu düşüş neticesinde kirlendi. Çünkü dünya madde kirleten bir şeydir. Kirlendiğine göre bunun arınması gerekiyor. Arınmak gerekir. İşte hermetik gelenekteki gnostizm dediğimiz şey arınma. Bakın gnostizm arınma kalbin arınmasıdır. Kalbin kirlerden arındırılmasıdır. Kalbin temizlenmesidir. Peki kalbin arınması ne demek? Asli özümüzü bulmaktır. Asli özü bulmak. Asli özü bulduğumuzda neyi bulmuş olacağız? Asli özü bulduğumuzda bize akıl belasını bulaştıran yaratıcı ilahı bulmuş olacağız. Onun için yaratıcı ilahı bulmak bizim özümüze kavuşmamız ve özümüzü keşfetmemize bağlı. Onun için hermetik gelenekteki nefis insan şöyle netleştirelim. Şuraya yazalım. Dünya bu düşüşten bir düşüş söz konusu burada. Bu düşüşten bir uruç, bir miraç
aynı sözcük bunlar. Yükseliş gerçekleştirmesi lazım. Onun için hermetik gelenekte daha sonra detaylarını göreceğimiz üzere insan kalbin parlatılmasında bu çizgilerin her biri bir makamdır. Bu makamları geçmek, bu makamları geçmek ve bu makamlardan efendim araları da haldir bu arada. Haller, makamlar ikinci kitapta çok üzerinde duracağız. Bunları gerçekleştirecek urucun sonuna geldiğinde, fenaya geldiğinde işte burada fenaya geldiğinde yaratıcı ilahla aynı olacak. Yani burada işte bizim fenafillah denilen tasavvufta İslamlaştırılan boyutunu konuşacağız önümüzdeki derste. Hermetik gelenekte yaratıcı ilahla bir ve aynı olmaktır. Yani yaratıcı ilah konumuna, onunla ittihad etmektir. Onunla bir olmaktır. İşte böyle bir anlamda insan, nefis, böyle bir kemali, böyle bir urucu gerçekleştirdiğinde yaratıcı ilah ile bir ve aynı olur. Yaratıcı ilahla bir ve aynı olduğunda yüce ilaha ilişkin asıl marifet burada başlar. Yani onun için bizim İslam geleneğinde tasavvufta da bu meseleler çok netleştirildiği üzere masivadan minel masiva ilallah uruç ilallah'tır. Allah'a gitmektir. Fena fillah orada fani olmak, yok olmaktır. Dikkat buyurunuz. Buraya geldi. Fena, fani oldu. Yaratıcılıkta. İşte İslam mutasavvıfları o yüce ilahla olan ilişkisinde böyle bir önemli yorum yapmışlardır. Beka billah'tır. Beka. İşte bu bekalığa erme marifeti. Baki olma. Sonsuzu. Yüceyi idrak etmek. Beka billah'tır. Üç katmanlı yolsuzdur. Peki Cabir diyor ki hermetik geleneğe baktığımızda intişari ve inkıfai olmak üzere iki yönelişten söz eder hermetik gelenekte insan nefsinin. Bu teolojik olarak Tanrı ile olan ilişkisinde iki temel unsur vardır. İntişaridir, yani dışa dönük demektir. Dışa dönük. Bu keşfidir, dışa dönüktür. Keşfidir. Şu söylediğim şey bu işte. A. Yani uruçtur. Allah'a gitmektir. Fena olmak. Allah'a gitmek ve orada fena olmaktır. Bir de B. İnkıfai olanı var. Ayınla bu. Yazayım Arapçasında. Evet. İçe dönük bu da. Burada da yüce ilah temizlenme yoluna, arınma yoluna girmiş kula hulul eder. Hallacı Mansur. Şuna İbn Arabi diyelim. Bu da bizde Hallacı Mansur. Hallaç yazalım. Ruhları şad olsun, makamları cennet olsun. Tanrı oraya gelir. Hani onun için Rabiatül Adeviye için derler ya hacca gidenlere. Önemli olan Kabe'ye gitmek değil, Kabe'nin gelmesidir der. İşte şimdi burada Tanrı'nın insana gelmesi. Tabii bunların ayağa düşmüş biçimlerini konuşmuyoruz. Birazdan konuyu özetlerken söyleyeceğim. Ayağa düşmüş, ehil olmayanın elinde bu hulüldür, ittihattır, mittihattır, bu saçmalıklara dönüşmüş halini konuşmuyoruz. Bu teorik ve teolojik manada çok üst düzey, hem İslam tasavvufunda hem hermetik gelenekte çok son derece üst düzey bir aklediş biçimidir.
bir akıldır burada şey. Onun için bütün bunları akıldan nasıl azade görebiliriz? Nasıl bunlardan akıldan farklı bir şey olarak söz edebiliriz? İşte bu akıldır ama rasyonel, Cabir'in dediği merhumun, rasyonel olandan farklı olan irrasyonel diye konumlandırmış. Hadi biz de irrasyonel diyelim ama bir akıldır. Onun için hermetik gelenekte dikkat buyurunuz. Yüce ilah Allah, yüce ilah pardon, yaratıcı ilah Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır. Bakın bizde hadislere geçmiş bu. Yarattı. Yani ne demek kendi suretinde yarattı? İnsan yaratıcı ilaha dönüşebilecek, onunla buluşabilecek bir mahiyete sahip olarak yarattı. Yani insan tekamül seyrini tamamlarsa yaratıcı ilah ile buluşabilir demektir. İnsan böyle bir surete sahip olduğu için, burada suret mahiyettir. Şekilden bahsetmiyoruz. Suret mahiyettir. Dolayısıyla bu mahiyete sahip olduğu için insan yüce ilaha, yaratıcı ilaha pardon, yükselebiliyor. Bu mahiyete sahip olduğu için yaratıcı ilah insana inebiliyor. İnsan da tezahür edebiliyor. Onun için evren bütünüyle bilgidir. Bakın şimdi. Evren bütünüyle bilgidir, yaratıcı ilah akıldır. Bu itibarla evrenin zaten kendisi bilgidir. Öğrenmeye gerek yok. Ya keşfetmeye ihtiyaç var. Dokunabilmeye, temasa, farkında olmaya ihtiyaç var. Bu itibarla hermetik gelenekte, irfani teolojide her şey bilgidir. Her şey ama. Aklınıza ne gelişiyor hepsi bilgidir. Yeter ki o bilginin farkında olalım. Peki bu bilginin nasıl farkında olacağız? Onlara dönüşmekle, onlara bütünleşmekle, onlara dönüşüp onlar olmakla. Peki işte tam da burada hermetik gelenekte nefs bir şey, her şey, her şey bir şey dedik ya, bu nefs her şey olmaya müsait bir varlıktır. Onun için hermetik gelenekte kemale ermek her şeyle birlikte olmak demektir. Yani daha doğmamış olmak, evren ilk patlarken onunla patlamak, anne rahminde olmak, ölümden sonra olmak, dağ olmak, taş olmak, su olmak, kuş olmak, canlı olmak, cansız olmak, her şey olmak. Onun için yine hermetik geleneğin tesiriyle hadislere girmiş olan Adem çamurla su arasındayken ben nebiydim, değil mi? İşte bu hermetik bir ifadedir. İnsan kendini böyle hissettiğinde evvel olur, ahir olur, zahir olur, batın olur. Ve böyle hissettiğinde her şey olduğunda her şeyin bilgisine vakıf olur. Çünkü her şey olmaktır, hakikatine ermektir. Her şeye dönüştü, her şey oldu. Bu nedenle her şeye dönüştüğünüzde ihtiyacınız olan her şeyi de bulursunuz. Her şey ayağınıza gelir diyor ya, aslında budur. Ayağınıza gelmek, ayağınızdakini fark etmektir. Ayağınıza gelmiş olanı fark etmektir. Hani hep söylerim bu vesileyle konuşurken, Kadir Gecesi'ni nasıl bulacağız diyor. Kadir Gecesi bulunmaz ki. Kadir Gecesi fark edilir. Arif onu fark eder. Nasıl fark eder? Tüm geceleri Kadir Gecesi yaparak fark eder. Tüm geceleri Kadir Gecesi'ne dönüştürür. Bu Arif'ten Kadir Gecesi kaçabilir mi? Hayır. Saklanabilir mi? Hayır. Gizlenebilir mi? Hayır. Çünkü onun için her gece Kadir olmuştur. Hızır'ı nasıl biliriz? Hızır olduğunda, her şeyi Hızır bildiğinde. Evet. Bu itibarla hermetik gelenek, hermetizm çok önemli bir şeye başvurur. Çok uzattım biliyorum ama tamamlama izin verin lütfen. Bir
Lao Tzu'ya ait anekdot arz edeceğim. Üzerinden bir genel toparlama yapacağım ve bitirmeye çalışacağım. Müridiyle bir çay kenarında, dere kenarında giderken Lao Tzu balıkları görüyor. Müridine diyor ki, ne kadar mutlular görüyor musun diyor. Müridi ona, efendim nereden biliyorsunuz? Siz balık mısınız diyor. Hazret de ona diyor ki, sen benim bilmediğimi nereden biliyorsun? Sen ben misin? Diyor. Şimdi tam da buradan kırmızı çizgiye müsaadenizle çıkmak istiyorum ve buradan özetleyerek bitireceğim. Aynı Tzu ailesinin bu büyük sufileri, Lao Tzu, Chuang Tzu gibi, bunlar diyor ki, bilgiyle, kelamla, dil ile yükseleceğiniz yer buraya kadardır. Buradan sonrasında kelam yok. Burada konuşmak yok. Bura suskunluk. Burada susulur. Niye? Dil burada lazımdı birbirimizi anlamamız için. Yukarıya geçtik, buraya geldik. Ne oldu? Her şey oldunuz. Her şey olduysam niye ben dil ile konuşayım? Öyle diyor. Akşama pişirecek balığınız olsa balık tutmaya gitmezsiniz diyor Lao Tzu. Bir tavşanınız olsa tavşanı avlamak için tuzak kurmazsınız. Ne demek istiyor? Sahip olduklarınızın farkına varırsanız ihtiyaçsız olduğunuzu anlarsınız. Bunun farkına varmadığınız için dili konuşuyorsunuz. Çünkü anlamdan haberiniz yok. Varlığın anlamını bilemediğiniz için dile muhtaçsınız. Varlıkla bir olduğunuzda dile ihtiyacınız yok. Onun için müridine diyor ki, sen ben olmadığın için böyle soruyorsun. Sen benim balık olduğumu, aynı zamanda Lao Tzu olduğumu, aynı zamanda sen müridim olduğunu, aynı zamanda akan su olduğumu, ark olduğumu, ağaç olduğumu, taş olduğumu, gök olduğumu, dünya olduğumu bilseydin böyle seninle konuşuyor olmazdık zaten. Onun için bir gün müritlerine diyor ki, bugünden sonra ben dil ile iletişimimi kestim, sustum. Benim naçizane kanalımdaki türkülerimi dinlerseniz ne kadar çok hermetik içerikli olduğunu görürsünüz. Orada da mesela Bilen Gelsin'i izleyin, dinleyin, değil mi? Bilen Gelsin. Attım kelamı, kitabı, kalemi, mana ehli olan gelsin. Kestim kelamı, hitabı, değil mi? Mana ehli olan gelsin diyorum. Demek ki burada bir farklı bilişten, farklı bilmeden ve bilgilenmeden söz ediyoruz. Bu itibarla konuya yaklaştığımızda bunun Cabiri merhum tarafından irrasyonel olarak konumlandırılmış olmasına karşılık akıl olduğunu, aklın bütün fonksiyonlarını yerine getiren bir şey olduğunu ve sonra onu tükettiğini, onu aşkın olan bir boyuta yöneldiğini ve bunun için de kendine göre bazı enstrümanlar geliştirdiğini ifade edebiliriz. Şimdi birkaç dakika daha bitiriyorum. Bu nedenle bu alan bir okuldur, bir mekteptir. Manastırları vardır Uzak Doğu'da, eskiyi kastediyorum. İslam geleneğinde de tekkeleri vardır. Değil mi? Orada mürşit bu işin ehli müritlerini bu yolda yürütür, eğitir. Ve tasavvuf böyle olur. İntisap etmek böyledir. Bir mektebe, bir tekkeye kaydolmaktır. Bir müşte teslim olmaktır. Böyle haftalık ders çekmekle, mers çekmekle olmaz bu işler. El öp, tövbe al,
Haftada şu kadar şunu söyle, bu kadar bunu söyle, arada bir zikire gel, sonra şunu yap, bunu yap. Öyle değilmiş. Bu tasavvufun sosyal boyutudur. Sosyalleşme boyutudur. Sivil toplum boyutu. Yani tabiri caizse modern boyutudur bu. Öyle değil. Öyle olur mu? Ne kadar ciddi bir şey bu. Önümüzdeki derste de bunu konuşacağız biraz. Onun için mesele son derece önemli bir şeydir. Ve size irfani aydınlanmada rehberlik yapacak rehberin bu aydınlanma süreçlerini tamamlamış bir rehber olması gerekiyor. Onun için de böyle bir rehber size liste vermez. Böyle bir rehber size ışık olur. Ondan aydınlanırsınız. Işıktır o, aydınlatır. Ve aydınlandığınızı hissedersiniz. Hissettirir size. Bunun için de o süreçleri ona göre tamamlarsınız ve tamamlanır. Ve böyle olur. Efendim, son derece önemli gördüğüm hermetik ve irfani teoloji ile ilgili Cabiri merhumun kitabında irrasyonel akıl olarak konumlandırdığı ve karşı çıktığı ve zararlı gördüğü bu hususun beşer tarihinde 5000 yıllık geriye giden bir geleneğin, bir birikimin, bir havzın, büyük bir efendim bilginin karşılığı olduğunu, bunu bu kadar kolay bir şekilde göz ardı edemeyeceğimizi ama bunun kendi koşullarında doğru görülüp doğru değerlendirilmesi gerektiği kanaatinde olduğum altını çizmek istiyorum. Vakit ayıp sabırla beni dinleme nezaketinde, lütfunda bulunduğunuz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Kaldığımız tam da bu yerden bir sonraki dersimizde bunların İslam geleneğine, özellikle tasavvufa nasıl girdiğini ve nelere dönüştüğünü de ele almak üzere, inşallah buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla, afiyetle kalınız efendim.